الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabların üzerine olsun. Uca Allah Teala bizler ilim öğrenmeyle muvaffak eylesin. Güzel bir mevzu var. Ma akvel kulubu billah. Değil, güçlü kalpler. Yani Allah'a bağlı, bağlılıkta, imanda, yerginliği de güçlü kalpler. Yani mümin çalışmalı ki her zaman kalbi güçlü olsun. Onun kalbi Allah'a bağlılıkta, imanda, güzel zende, Allah hakkında güzel düşünmede, güçlü olmasa, yerginliği de, imanda, o zaman bu dünyada problemler, çetinler olanda, necə deyirlər, problemler çetinlere, çetinliğe karşı səbir olabilmeyecek. Veyahut da ki özünü koruya bilmeyecek. Bakın ne diyor altı Kur'an-ı Kerim'de? Daha suresi 72. ayet. Fakdi mâ ente biqâ, fakdi mâ ente qâdin, innemâ takdi hâzil hayâti dünyâ. İstediğin hükmü ver, istediğini eyle, innemâ takdi hâzil hayâti dünyâ. Ancak bu dünyada sen bunları eleyebilirsin. Bu kelimeni kim demişti? Allah da bize Kur'an-ı Kerim'de buyurur ve ne için demişti? En azametli kelime Kur'an-ı Kerim'de. Ayelerden birisi. Kim demişti? Firavun'un Musa Aleyhisselam aleyhine cem ettiği sehirbazlar demişti. Fakdi ente ma ente qad. İstediğin hüküm ver. Çünkü Firavun iman getirenden sonra dedi ki hamınızı öldüreceğim. Çünkü senin bu hükmün ancak bu dünya içindi. O zaman ki Firavun onları hedeledi, o sehirbazlar iman getirenden sonra dedi ki istediğin cezanı bize ver. Bu ceza ancak bu dünyadadır. Ahirette ise hiçbir şey edebilmeyeceğiz. Veya da istediğin cezanı ver. Allah istemese hiçbir şeyi bu dünyada edebilmezsen. Bu en azametli ayelerden birisidir. Bakın güçlü kalp ne demeydi? Firavun bütün sehirbazları yığdı ki Musa Aleyhisselam üzerinde galip olsunlar. Düşünün. Musa ve Harun üzerinde. Ama durum değişti. Çünkü sehirbazlar görende ki Musa Aleyhisselam'ın getirdiği sehir değil, möcüzedi. Musa Aleyhisselam'ın attığı asa bütün hamısını yedi, o ilanları uddu. Dediler ki bu sehir değil ve iman getirdiler. Bundan evvel ne demişti sehirbazlar? Dünya için çalışırdılar. E inne lene le ecran in kunne nahnu galibin. Dediler ki Firavun'a eğer biz galip gelsey, bizim için mükafat vereceksen mi? Şu Ara Suresi 41. ayet. Bunu diyen o sehirbazlar ki Firavun'a yakınlaşmak için biz galip gelsey bizim mükafatımız ne olacak? Sonra ise bu kelimeyi dediler. İstediğin hükmü cezanı ver ancak sen bu dünyada bunları edebilirsen. La ilahe illallah. Bakın evvel dediği sözler ve sonra dediği sözler arasında fark. Yani Allah'a bağlı olan kalp bakın ne demeydi ve bir anda değişti. Bundan evvel o sehirbazlar bir dertleri var idi. Firavun'dan ne mükafat elde edecekler? Musa Aleyhisselam'ı mağlup edecekler. Ve ca'a saharatu firavuna qalu. Firavun sehirbazları geldi ve böyle dediler. İnne lena le ecran in kunna nahnu'l galibin. Biz galip gelsek bizim mükafatımız ne olacak? Kale naam dedi bəli. Ve innakum le minel muqarrabin. Siz mənə en yakınlardan olacaksınız. Ərəb suresi 113-114. ayet. Bəli, en yakınlardan olacaksınız. Yani neyin ki mən sizə mükafat vereceğim? Əksinə, mənim məclisimdə, mənim yanımda oturanlardan olacaksınız. Yani məclisimin başında olacaksınız. Daima mənim yanımda olanlardan olacaksınız. En büyük şərəfdir ki, Firavuna yakın olma. Dünya istəyirdilər. Yani düşünün, insanın o zamana göre elde edeceği en yüksek məqam nədir? Firavunun məclisində oturmak, Firavuna en yakın olma. Subhanallah. Yaxşı sonra ne oldu?
bir anda değişildi. Onlar iplerini attılar. İnsanların gözüne yılan kimi görsendi. Ondan sonra Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle asasını atanda bütün o ilanları uttu. Dediler ki bu sehir değil. Subhanallah. Ve bildiler ki Firavun'un vaadi, dünya vaadi boş şeydi. Ve bildiler ki zarar ve fayda ancak Allah'ın elindedir. O istediğini edir. Bir anda değiştiler. Küfürden imana. La ilahe illallah. Hemçinin yeğinliğiyle imana ki, sadık iman ki Allah her şeye kadirdir. Ve o zaman bir arzular oldu. Allah dergahında yüksek megam. Kalplerinde iman öyle bir bergara oldu ki bir dertleri var idi. Allah megamında, Allah'a bağlı olma. Ve bütün dünya nimetlerini unuttular. Firavuna yakınlığı unuttular. Çünkü bunlar hamısı bu dünyadadır. Ve bütün korkular kalplerinden gitti. Ancak Allah'tan korktular. Bakın ne deyir? Âmennâ bi Rabbil âlemin. Âmennâ bi Rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine iman getirdi. Rabbi Musa ve Harun. O âlemlerin Rabbi ki Musa'nın ve Harun'un Rabbi. Evvel ne dediler? Firavun dediler herkesin Rabbi. Subhanallah. Rabbil alemin diyenden sonra neye göre hususi dediler ki Musa ve Harun'un Rabbi? İnsanı öyle zannetmesin ki Rabbul alemin, alemlerin Rabbi diyende Firavun'u kastediler. Çünkü Firavun ne deyirdi? Menem alemlerin Rabbi. Hususi dediler ki Musa'nın ve Harun'un Rabbi, yani Musa ve Harun'un davet ettiği Allah, ilah. La ilahe illallah. Hansı ne diyor Firavun? En rabbukumul a'la. Ben size uca Rabbinizem. Ne deyirdi? Mâ lekum, mâ alimtü lekum ilahin gayri. Menden başkasının ilahınız yoktu. Ve sehirbazlar iman getirende yeğinliğle ki, kestleri odur ki, Musa ve Harun'un Rabbi, yani Rabbul alemi ne dediler? Rabbi Musa ve Harun hususuyla. O zamanki iman getirdiler. Bildiler ki bu mucizedir. Bu sehir değil. Firavun onları hedeledi. Ve dedi ki sizi asacağım. Ağaçlardan ayaklarınızı keseceğim, ellerinizi keseceğim. Neyin ki mükafattan mahrum olmak? Öldüreceğim sizi. Bunlar evvel dünya isteyirdiler. Bakın kalbde iman olandan sonra ne demeydi? Ne dedi? Len nu'thirake ala ma ca'ana minel beyinat vellezî fatarana. Bize bu deliller gelenden sonra, bu mucizeni görenden sonra, iman getirenden sonra hiçbir şey bizi değiştirmez. Yani dünya nimetleri bundan üstün görebilmeli. Fakdi ma ente qad, istediğini ele, istediğin cezanı ver. İnne ma takdi hadi hayat dünya. Sen ancak bu dünyada hüküm verebilirsen. Yani ceza verebilirsen. Taha suresi 72. ayet. Yani biz hiç zaman hakla batıl arasında seçim etmeliyiz. Ele hakkı kabul etmişiz. Yani biz sana ibadet etmeliyiz. Biz ancak Allah'a ibadet ederiz. İstediğini ele, doğra, kes, öldür. Bu dünya içindir. Çünkü biz dünya için istemiyoruz. Biz cennet istiyoruz. Subhanallah. Bir anda iman görünce değişti. Bak güçlü kalp bu demeyle. Subhanallah. Bakın bu söz diyenler uzun bir müddet İslam'da olmadılar. İslam'da da olmadılar. Ancak günün evvelinde İslam kabul ettiler. Yani günün evvelinde ibadet nedi? Allah'ın gücü kudretini Allah onlara neydi? Gösterdi ve kalplerinde iman güçlendi. İman bergar oldu. Bak iman bu demeydi. Yeğinliği bu demeydi. İnsanın kalbine girerse bütün dünya onun gözünde hiç nedir? Çünkü onun bir arzusu var. Allah dergahına, Allah'a kavuşmak. İmanla, subhanallah. Yani sanki onların dediği söz, garibe giren sanki yüz illerde bu imanda yaşayırlar. Hansı ki günün evvelinde bu imana geldiler. Ve bütün korku gariblerinden gitti. Ve dünya sevgisi gariblerinden gitti. Subhanallah. Hansı ki insanların korktuğu ölüm, ona hediye gözüne baktılar ki, bu ölüm bizi Allah'a yakınlaştıracak. İmanın gücüne bakın subhanallah. Çünkü bildiler ki onlarla cennet arasında bir ne kalıp ölüm kalıp. İnsanların kaçtığı ölüm onlar için ne oldu? Nimet gibi baktılar. En büyük hediye gibi baktılar ki biz bu egideyle ölsek cenneti kazanacak subhanallah. Ne dedi sonra? İnnehu men ye'ti rabbehu mucrimen. Allah da buyurur. Fe inne lehu cehenneme
La yamutu fiha ve la yahya. Kim günahkar olarak yani küfründen gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ne yaşayacak ne ölecek. Subhanallah. Yani daimi azap. Ve men yati mu'minen. Ama kim mümin olarak Allah dergahına giderse, kad amile salihat, yaxşı əməl edərse, fa ulaike lahumud derecatul ula. Onlar Allah dergahında uca derece gözləyir. Cennatu adnin, adin cennetleri. Tecri min tahtiha'l enhar. Hansı ki onun altından çaylar axır. Halidin fiha. Orada əbədi qalacaqlar. Ve zalika cezao men tezakka. Yani nefsini paçlayan iman gətirənlərin də mükafatı budur. Taha surəsi 74-76-cı ayet. Baxın, bir saatlik iman onlar bütün hayatını ne inedi? Değiştirdi. Çünkü bu dünya ne dedi? Gördük, kısadır, kısa. En büyük hayat ne dedi? Ahiret hayatı. Çünkü daimidir. Ya daimi cennet, ya daimi ne dedi? Cehennem azabı. O zaman bunu ölçtüler ve ne dediler? Dünya boş şeydi. Subhanallah. Allah'ın nimeti karşısında. Subhanallah. Bakın deyik İbn Abbas, o seyirbazlar hakkında. Kânu evvel nehar sehara. Günün evveli seyirbaz idi. Günün sonunda şehit o Allah dergahına köşkülerdi. Subhanallah. Deyir ki Allah insanın kalbine böyle bir iman versin. İnsan esas çalışmalıdır ki imanı bakın deyir böyle güclü olsun. Güclü iman bak bu demeydi. Hiçbir dünya nimeti onu aldatmaz. Dünyanın fani nimeti onu aldatmaz. Allah'tan uzaklaştırmaz. Hamısı bu dünya bu dünyada kalacak. Ve deyir ki, düşünün. Allah da Kur'an-ı Kerim bizlere bu ayet niye misal çekir? Yani deyir ki, güclü gelip bu demeydi. Allah da bizlere böyle güclü kalp versin. Yani esas nimet budur, güclü kalp. Her insana nail olmayan bir megam. Bunun için insan çalışmalı, dualar, zikirler, Allah'a yalvarmalı ki onun imanını güclü eylesin, yeğinliğini güclü eylesin. Allah yolunu Allah'a çatmak çok rahattır. Bakın ne diyor? Yeter ki sen gecikme. Ne demeydi? فَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem Rabbine asi oldu. Hak yolundan çıktı, asi oldu. Sonra ثُمَّ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ. Sonra Rabb'i onu seçti. Yani ona tövbe kapısını açtı. Fetâbe aleyhi. Tövbesini kabul etti. Vahede doğru yolda oldu. Çok rahattır Allah dergahına gitmek. Değil ki ona göre gecikme diye subhanallah. Düşün evvel neydi ve sonra ne oldu diye. Hiç zaman ümitsiz olma. Allah da atamız Adem'i torpaktan yaradı. Biz de Adem'den yaranmışız. Bizim demeli tabiatımızda ne var? Günah demeyi. Sehf etmeyi. Ama masum insan var yok. Hemşin Rabbimiz bu hadiseyle bizlere neyi hatırladır? Beşeriyetin evveli günah olun. Ama o günahta devam etmeyip ümitsiz olmayıp Allah'ın rahmetinden ve tövbe edip Allah tövbeleri kabul edip ve onu neyini doğru yola yöneldi. Yani hiç zaman sen de ümitsiz olma. Hiç zaman ümitsiz olma. Subhanallah. La ilahe illallah. Bakın Adem Aleyhisselam Allah'ın emrine asi oldu. Sonra günahı hissetti. Allah Teala'dan mağfiret diledi. Razını diledi. Allah da onun tövbesini kabul etti. Ve onu seçti. Ve tövbeden sonra onu en güzel doğru yola yöneltti. Yani ey insan ne kadar günahların çok olsa da Allah'ın affi bağışlaması daha büyüdü. Hiç zaman senin günahların Allah'ın affinden bağışlamasından büyük olabilmez. Ne kadar günahların çok olsa da Allah'ın rahmeti daha genişti. Yani ümitsiz olma, tövbe eyle. Subhanallah. Onun göre azamı zem. Günahtan da en azametli pis günah nedir? Öyle zannetmeyin ki Allah seni hiç zaman bağışlamayacak. Eksine. Eksine. Allah her zaman nedir? Bağışlayandır. Subhanallah. Hemçinin deyip günahtandır ki sen öyle zannetmeyin ki Allah kulunu bağışlasa felen yuhibben kulunu sevmeyeceği daha günah etmeyin. Bu da yanlıştır. Allah bağışlıyorsa kulunu demel neyini sevir. Subhanallah. Hemçinin günahtandır ki sen öyle zannedirsen ki Allah-u Teala tövbeden sonra bir insan tövbe edenden sonra Allah doğru yolu yönetmeyecek. Bu da yanlıştır. Subhanallah. Ve bil ki Allah-u Teala yuhibbul abd Allah'ın kulunu ne zaman sevir? Tövbe eden de
Ve onu öyle sevir ki sanki bundan evvel hiç günah etmiyor. Hiç zaman düşünme ki günah ettiğin bağışlansa bile Allah seni sevmez, Allah seni doğru yola yönetmez. Bunlar hamısı şeytanın ne de hilesidir. Bakın ne diyor? Rabbahu. Yani ve asa Adem Rabbahu. Rabbine asi oldu. Subhanallah. Thumma iştebahu Rabbuhu. Sonra Rabbi onu neyledi? Seçti. Tövbeden sonra onu doğru yola yönetti. Fetâb aleyh, tövbelerini kabul etti. Yani burada hemçinin güzel bir Rabbani bizlere bir terbiye işare var. Ne demeydi o? Bakın. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam günah edende hiç zaman onu terk etmedi. Eksine ona mühlet verdi ki o tövbe etsin, sonra Allah razılığını kazansın ve sonra onun o çağrışını, yalvarışını eşitsin ve sonra Rabbi onu seçsin, paçlasın. Sanki günah etmemiş kimi onu neylesin? Tertemiz etsin. Ona göre hiç zaman ümitsiz olma. Ama gecikme. Tövbe kapısı nedir? Her zaman açıktır. وَعَسَى آدَمْ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اشْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Bakın Kur'an-ı Kerim'de olan nedir? Bu inceliği. Günahla tövbe arasında altın gözenliğini açıklayır. Azgınlık ve hidayet arasında olan nedir? Birbirine yakınlık. Tövbe günahın yerine geçti. Hidayet de yolun azmağı yerine geçti. Subhanallah. Ona göre de hamımızın hatası var, sehfi var, günahları var. Ama Allah'ın nimetinden ki Allah bizim günahlarımızı örtür ve sonra bize tövbeni öğretir. Tövbe yolunu rahatlaştırır. Eğer Allah senin günahlarını örtüpse o zaman ne demeyiz? Allah sen ne işi? Yani emellerini ıslah eyle. Gayet. Sanki o günahları etmemişen kimi gayet Rabbinler yanına. Hiç zaman korkma. Subhanallah. Yani insanlar önemli değil. Gayet sanki hiç kim insan o günahı bilmeyip veya o günah etmemişsen gayet ıslah ile alını. Yani ne kadar Allah senin günahlarını örtüpse, tövbe kapısı açıpsa demeli Allah'tan iyi mühlet verir. Onu gördü ki Allah'ın müvaffakiyetindendir ki günahtan sonra insan tövbedir. Azgınlığından sonra tövbesine göre, sadık tövbesine göre Allah'tan neyini onu doğru yola yöneldir. وَاِذَا اُفْتُرِيْتَ بِمَعْصِيَةٍ Günahla imtihan edilmişsense فَصِرْتْ تَغْلِبُ نَفْسَكَ مَرَّةً Bazen nefsine galip gelmişsen, nefsin seni mağlup edip bununla beraber yine de teslim olma. Bil ki ne diye tövbe kapısı açıldı ve bil ki insan ne kadar hayattaysa demel mübarize var şeytana karşı. Ne diyor? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim yolumuzda cihad edenler, yani burada nefsi cihad لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا Onları doğru yola yöneleceği Allah da buyuruyor. Enkebu suresi 69. ayet. Yani bir gün sen onsuza galip geleceksen şeytanla. Onu mağlup edeceksen. Ama hiç zaman nedir? Ümitsiz olma. Ne kadar insan olur ki günah edip ama onun günahıyla, günahından sonra sadık tövbe edip salihlerden olup evvelki halından daha doğru yolda olup Allah'ını sevip ve bütün hayır kapılarını açıp hansı tövbeden evvel böyle doğru yolda olmamıştı. Salih insan olmamıştı. Ona göre güzel bir söz vardı. Kem bir masiyetin ne kadar günah var ki insan cennete girmeye sebep olur. Ne demeydi o? Günah edip, günahından sonra ağlayıp, bağışlanma dilip, semmigeden tövbe edip Allah ona inip cennete koyup. Ne kadar yakşı amel var ki cehenneme girmesine sebep olur insan. Nece? Yakşı amel edip, öz nefsine övünüp, Allah emellerini kabul etmiyor ve cehenneme atıp. Yani günah hiç zaman nedir? İnsan Allah'tan uzaklaştırmalı değil. Ona göre ne diyor? Her zaman bağışlanma dile. Nece buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْ كَمَنْ لَمَّذَا لَا كَمَنْ لَا ذَنْبَلَا Tövbeden günah eden sanki günah etmemiş kimidir. Bitti. Sanki günah etmiyor bu insan hayatında. Yani Allah tabi her şeye ne diyor? Kadirdir. Yeter ki hiç zaman ne diyor? Teslim olma. Güzel bir faydanı da qeyd edeyim inşallah. Deyir ki la tezzeru ni'mata aleykum. Allah'ın bu kadar verdiği nimetlerine hor bakmayın. Her bir insanda çoklu Allah'ın nimetleri var. Ne diyor altı Kur'an-ı Kerim'de? Ve la temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacan minhum zahratel hayatid dunya lineftinehum fih. Yani gözünü dikme deyir. Bu dünya nimetleri, kadınlar vesaire. Yani ne manada? Yani başkalarının mal mülküne
Gözünü dikerek özünde olan nimetleri unutma. Ve rizku rabbike hayru mebka. Rabbinin ruhsu senin için daha hayırlıdır, daha kalandı. Yani altı sen nimetler veripse iman nimeti en büyük nimettir. Subhanallah. Onun gibi bazen görsen ki bazı insanlar neye bakır? Ancak lüks hayat, güzel yaşamak, başkalarının haline bakır. Elinde olan nimetleri görmür. Subhanallah. Veyahut da insan başkalarının haline bakır, alttan buyurduğu kimi. Yani gözünü dikme değil başkalarının nimetlerine. Bula mısın? Dünyada kalacak. Allah'ın ruhsu daha hayırlıdır. Uca Allah'ın ruhsu. Bazen görsen ki elinde olan nimetler niye gömür? Başkalarının haline bakır ve kalbinden kanaat bekşliği nimeti çıkır. Allah'ın ruhsuna razı kalmır. Subhanallah. Allah tarafı buna aile verip güzel ailesi var. Gözü yine başkalarının neydi? Mülkündedir. Ve bazen görür ki elinde olan nimetlerin geldiğini bilmeyir. Subhanallah. Onun günü de Allah tarafı Kur'an-ı Kerim'de kadığa nedir? Subhanallah. Yani elinde olan nimetlerin geldi. Ve la temuddenne. Başkalarının nimetlerine, bu dünyada kalan falan nimetlere göz dikme değil. Allah'ın ruhsu sana bir ruhsu daha hayırlı, daha bağlıdır. Yani insanların elinde olan dünya nimetleri, ziynetleri onlara göz dikerek Allah'ın sana verdiği ruzuna ruzuya hor bakma. Hor bakma ki Allah'a şükretmeyi unutmayasan. İnsanlar ne dinler? Başkalarının nimetlerine bakırlar. Özlerine nimetler unuturlar ve şükretmirler. Subhanallah. Onun gibi bir insan başkalarının nimetlerini göz dikirse bazen haset edir. Veyahut da ki Allah'a şükretmeyden yayınır. Özünü olanlar o zaman görmür. Bazen de Allah ibadetten uzaklaşır. Falan keste falan şeyler var, mende yoktu. Falan kes kafirdi var, mende yoktu, ben Müslümanım. Ne inir? Allah'ın nimetten şükretmir ve Allah onu ibadetten de uzaklaştırır. Yani cenneti elinden itirir. Geçsen de olanlar kim imansız. Görüm cehennemde bir yedi yanında, yanında ne faydası olacak? Onun gibi ne diyor Altta Kur'an-ı Kerim'de? Tam eksini. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا Özünün namaz kıl, ailen namazı er emreyle. لَا نَسْأَلْكَ رِزْقًا Biz senden ruzu istemri. نَحْنُ نَرْزُقُكْ Bizi ruzu veren. وَالْاَقِبَةُ لِلْتَقْوَى Güzel sonluk kimler içindir? Takva sahipler için. Yani Allah'tan korkanlar için. Yani özün ailenin namaz kılmasına meşhur ol. Kanaat bahş ol. Allah'ın ruh verdiği ruzunun kadrini bil. Bu senin için daha hayırlıdır. Başkalarının değil. Fani dünyasına göz dikmeyi neyse bu senin için daha değil, hayırlıdır. Allah da bizlere diyor ki bununla meşgul olun diye. Başkalarının nimetleri, başkalarının elde olan dünya nimetleriyle vakit geçirmeyin. Subhanallah. Eksine Allah da sizlere ne nimetleri veripse onunla meşgul olun. Yani Rabbinize şükredin diye. Subhanallah. La ilahe illallah. Bazen insan ne inirler? Görmürler elinde olan nimetleri. Subhanallah. Ona göre diyor ki bir nefer güzel bir söz deyir. Deyir ki başka dostuna bakır kimlerinse saraylarına, evlerine, villalarına. Deyir ki Allah diye bu ruzuları paylayanda biz haradaydık. Dostuna aparır hastahanaya. Deyir ki görürsen bu hastahanede yatan insanları. Deyir biz Allah biz hastalıkları paylayanda biz haradaydık. İnsan utanır başına aşağı salır. Yani Allah'ın ne kadar nimetleri var. Bazen ne deyir? O nimetleri biz ne inirik? Görmürük. Ona göre de insan elinde olan nimetleri düşünmelidir. Allah'a çok şükretmelidir ki Allah ne inesin? O nimetleri artırsın. Bazı insanlar bunu görmürler. Ve sonra ne deyir? Gariblerine sıkıntı düşür. Ve o zaman Allah'ın zikrinden uzaklaşır. İbadetten uzaklaşır. Ve eksine başkalarının mal mülküne bakmak onu ne kadar Allah nimetlerinden şükrüne uzaklaştırır. Bazı insanlar ibadetten uzaklaştırır. Bu fani dünyaya girer. Hansı ki hiç kimse bu dünyadan hiç ne para bilmeyecek. Bakın ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Unzuru ile men esfele minkum. Sizden aşağıda olanlara bakın. Sizden üstte olanlara bakmayın ki Allah'ın nimetlerini unutmayasınız. Allah'ın nimetlerine karşı nankör olmayasınız. Ona göre dedi, güzel bir söz dili. 1 milyona gözünü verersen vermezsen. Bütün dünyaya vermezsen gözünü versin. Ayağını verersen vermezsen. Kulağını verersen vermezsen. Bedenden hiç neyi vermezsen. Bütün dünyaya vermezsen. Ama bu sağlamlık nimetini biz bazen de olur ki nimet gibi bakma. Öyle bir iki hemşe beri olma.
Bəzən xəstəlik gələndə, insan yatağından qalxmayanda, o zaman nəyini görür? Nə qədər sağlamlıq neyməti var idi, qədrini bilmədi. Əgər bu sağlam neymətin qədrini bilmirsənsə, o zaman git xəstəxanalara, insanların o əziyyəti, ağrısı ilə şərik ol. Bəzən o zaman sağlamlıq neyməti, göz neyməti, bir şeyin qədrini bilərsən. Onun görə deyib, gözünü dikmə deyil bu dünya, fani dünyaya. Yəni, Allahın sənə verdiyi ruzi daha xeyli, daha baqidir. Yəni, Allah şükür et, şükür et ki, Allahına inəsin, artırsın. Həqiqətən də gözəl ayələrdir. Allah da bizləri eşidib faydalanıb qullarını eləsin. Allah da sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonlu Rəbbimiz bizləri bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah da bizləri bu dünyaya aldanıb, ahirət onurdan kəslərdən eləməsin. Allah da övladlarımızı salih qullarını eləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar versin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmnəmanlığımız, müstəqimiz daimi olsun. Ölkəmizə qarşı fitnə fəsad törədənləri Allah təala fitnənin fəsadlarında həlak eləsin. Allah təala ordumuza güc qüvvət versin. Soyuq qış bilmədən o igidlərimiz soyuq qış bilmədən vətənimizi qoruyurlar. Allah əskərlərimizi qorusun. Vətənimizi qoruyarkən, vətənimizi torpaqlarımız işğaldan azad edərkən şəhid olan altı şəhadətin qəbul eləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Allah təala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin. Uzun ömürlər bəxş eləsin. Amin.